Peki sen ne zamandır biliyorsun bunu? Bana niye söylemedin? Sinem istemedi. Anlamıyorum ki. Neden istemedi? Bu eve nasıl geldiğini hatırlasana. Kendini arabanın önüne atmalar, yatacak yerim yok yalanı. Bizi daha yakından tanımak istiyormuş. Davranışlarından şüphelenmeseydim ben de öğrenemeyecektim. Zeynep, inanmıyorum ya. Nasıl böyle bir şey yapabildin? Hastaneye gidelim mi? Aman istemiyorum ben seni falan. Dışıma çıktı zaten. Biraz daha iyisin değil mi? Daha iyisin değil mi? Sinem'i mi arıyorsun? Evet. Ama açmıyor. Derine de ulaşamıyorum. Nerede biliyor musun? Vallahi bilmiyorum işte. Siz Ceylan Gey'le içerideyken apar topar çıktı bir anda. Annen nasıl, iyi mi? Teyzemlere bıraktım. Suzan teyze gitmeden dönmeyecekmiş. Sinan beni hiç affetmeyecek. Senin hiçbir suçun yok gerçekten. Nasıl öğrenecekti yani? Peki sen biliyor muydun? Duyduğunda pek de şaşırmadın. Doğrusunu istersen evet biliyordum. Ama Sinem'e söz verdiğim için... Neyse zaten artık Ceylan Gey öğrendiğine göre bir önemi kalmadı. Evet bir önemi yok. Hiç iyi davranmadım ben ona. Şirket tasarlayıp durdum. Nereden bilebilirdim ki? Ya beni hiç sevmezse? Ceyla Hanım'a ben artık gideyim. Ben çok üzgünüm. Bunları size söylememeliydim. Sinem'i arıyorum ama ulaşamıyorum. Benden nefret edecek. Yakut. Ne olur gitme sen. Sen onun çok yakın arkadaşısın. Hiç konuştunuz mu benden de? Ne diyor benim hakkımda? Kötü biri oldu mu düşünmüyor değil mi? Aslında pek fazla konuşmadık. Sadece size biraz kızgın. Ne de olsa onu daha bebekken terk etmişsiniz. Çok küçüktüm. Şimdiki aklım olsa hiç böyle bir şey yapmazdım. Bunu bana değil ona söylemelisiniz. Haklısın. Yine de bir hastaneye gitmemiz gerekirdi. Telefonun çalıyor. Dur, ben getiririm. Ceyda ablam arıyor.
Bakmak ister misin? Alo. Sinem, ben Yakut. Ne var Yakut? Çiftliğe gelmen gerekiyor. Ceyla Hanım çağırıyor. Çok kötü bir şey oldu. Ben yine ağzımdan kaçırdım. Ne? Sinem. Bilmiyorum. O kadar boş boğaz arkadaşlarım var benim. Sinem. Sinem lütfen. Tamam, peki. Geleceğim. Peki. Ne oluyor Sinem? Annen için çok güzel bir sürprizim vardı. Ama Yakut yine çenesini tutamadı tabii. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Toparlanıp çiftliğe gidiyoruz. Orada öğrenirsin. İnan bana, hayatında yaşayacağın en büyük sürpriz olacak zaten. Bana yaptığın şeyi Hakan'a veya Yakut'a sen mi söylersin yoksa ben mi söyleyeyim? Zinem, bana biraz zaman ver. Hem ne yaptığımızı hatırlamıyorum bile. Öyle mi? Demek hatırlamıyorsun. Hatırla o zaman. Bak, şurada neler var. Hatırladın mı şimdi? Hı? Bak. Bunları da mı ben uyduruyorum derim? Bütün hayallerimi mahvettin. Sana duralım dedim. Bana ne dedin biliyor musun? Biz evleneceğiz dedim. Benim için çok üzüldüm. O zaman niye kurtardın beni? Neden? Neden o zaman? Tamam. Sakinleş. Bunları çiftliğe gittiğimiz zaman konuşacağız. Önce kendimize gelmemiz lazım, tamam mı? Derin. Hadi. Öyle olsun. Nuri Usta da sen de tam senelik izne çıkacak zamanı buldunuz. Bundan sonra yandık ki ne yandık Fatoş. Meğer o cadı Ceyla Hanım'ın kızı olduğu için o kadar küstahmış. Ya. Ay, daha bir sürü yemek yapacağım. Kapatmam lazım. Bu kız bize mantı bile açtırır. Allah'a istifa edeceğim. Peki başka ne sever? Başka... Bildiğim her şeyi söyledim aslında. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Mesela kahvaltıda ne yer, neyi sever? Kahvaltıda...
İncir reçeli sever mi peki? Ceyla gibi. İncir reçeli sevmez o. Ben daha çok severim. Rahmetli annem hep yapardı. Sinem'le onun ziyaretine giderdik. Yakut, üzme kendini. Senin bir suçun yok. Sen sadece onu savunmaya çalışıyordun. Bütün bu olanların kabahatlisi sen değilsin ki. Derin nerede kaldı? Geliyorum demişti. Bakalım bu olanları duyunca o ne yapacak? Hah, geldi. Sinem'dir belki. Yok, o daha gelemez otobüste. Derindir bu. Siz birlikte mi geldiniz? Ha. Durakta karşılaştık. Güzel, gel hadi. Ne oluyor, sen biliyor musun? Şimdi öğreneceksin, sıkı dur. Böyle bir haber her zaman duyamazsın. Sinem, gerçekten özür dilerim. Yakut, sen gerçekten boş boğazsın. Sen iyi misin? Pek iyi görünmüyorsun. Yok, iyiyim. Yetimhaneye de söyledin mi? Hayır, söylemedim. Sadece sevdiğin yemekleri sordular, onları söyledim. Hadi gel, iyi olacak. İyi akşamlar. Sinem. Ceyla abla ne oluyor? Sinem benim yıllar önce kaybettiğim kızım Derin. Sokağa attın kızı. Ben seni sokağa atmadım. Ben seni sokağa atmadım. Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Lütfen. Peki sen niye söylemedin bana? Neden gizledin benden? Ben gizlemedim. O söylememi istemedi. Ne? Elime 3 kuruş tutuşturup beni susturdu. Hayır. Ben söyleyecektim. Sen söylememi istemedin. Niye yalan söylüyorsun? Ben mi yalan söylüyorum? Yalan söyleyen sensin. Evimi de kumarda kaybetmişsin. Ne? Babamın bıraktığı evi. Defol git bu evden. Senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Defol. Ceyla abla. Kızımı mahvettin. Kızımı elimden aldın. Böyle bir şey nasıl gizlersin benden? Hayatımdan çık ve git. Ceyla, nereye giderim? Ne yaparım? Biraz insaflı ol lütfen. Nereye gideceğin umurumda bile değil. Yeter ki hayatımdan çık artık, yeter.
Senin sinirlerin bozuk. Üstüme bir şeyler alıp gidiyor. Defol. Bakın size. Eğer bu evde ona yardım eden birisi olursa onu asla affetmeyeceğim. Suzan teyze, nereye gideceksin? Ben bırakayım istersen. Bilmiyorum. Derin, ben sana kimse yardım etmeyecek demedim mi? Bütün bu olanların tek suçlusu o değil. Sinem'i o doğurmadı ya. Lütfen beni dinlemeden yargılama. Bana zaman ver, hepsini anlatacağım. Sen hala ne yapıyorsun burada? Yeter artık, çık git hayatımdan. Git de ben rahatlayayım. Hadi. Tek bir şey sormak istiyorum sana. Baban biliyor muydu? Elbette biliyordu. Onu bulmak için elinden geleni yaptı. Bulduğumuz zaman sana söyleyecektik. Ben babandan hiçbir şey gizlemedim. Asla. Derin, bana böyle yapma. Yapma. Öf. Sinem. Ne olur bir şey söyle. Affedecek misin beni? Yakut sana ne söyleyeyim ben ya? Gittin koştura koştura yetiştirdin. Neden? Ya çünkü... Annem, babamın Boğaz'daki evi Suzan teyzeye bıraktığını öğrendi. Sonra da evde senin kaldığın ortaya çıkınca... Kim söyledi ki? Bilmiyorum. Bir telefon geldi. Sonra ipler koptu işte. Senin hakkında kötü konuşulmasına dayanamadım. Bir anda ağzımdan kaçtı işte. Doğru söylüyor. Annen nerede? Teyzemlere bıraktım. O bu evde kalmaz artık. Şu anda hem Suzan teyzeden hem de babamdan nefret etmekle meşguldür. Sinan, kızım her şey yoluna girecek.
her şeyi anlatacağım. Hem seninle ilgili merak ettiğim o kadar çok şey var ki. Çocukluğun, seni büyüten aile. Ya ben gerçekten bunları konuşmak istemiyorum şu an. Çok yorgunum ve dinlenmek istiyorum. Tamam. Sana hemen bir oda hazırlatayım. Anneannemin odasını istiyorum. Kovuldu zaten, bir daha gelmeyecek. Onu hazırlayın. Peki. Macideciğim, sen de gelir misin? Tabii. Tamam. Ben de kalkayım artık. Geç olmadan gideyim. Ne güzel oturuyorduk. Daha hem yemek falan yeriz. Öyle değil mi kuzen? Yani yemek hazır. Gel Sinem. Macide, bundan sonra burası Sinem'in odası. İstersen çarşafları değiştirirsin. Tabii. Daha sonra da dilediğin gibi döşeriz burayı Sinem. Sinem? Evet, evet. Şu ıvır zıvırları da buradan kaldırın. Şu çekmecenin içindeki eşyaları da al. Ben kendi eşyalarımı getirip koyacağım oraya. Haklısın tabii. Sen nasıl istersen. Suzan Hanım, ne işiniz var burada? Tanrı misafirini kapıda bırakmayacaksın değil mi? İçeri girebilir miyim? Buyur buyur da, nereden icap etti bu saatte? Ceyla her şeyi öğrendi. Gözünü bile kırpmadan sokağa attı beni. Torunum çok nankörmüş. Vah vah. Buyurun o zaman, buyurun içeride konuşalım. Sağ ol. Sinem, ben gidiyorum. Geç oldu. Sen iyisin değil mi? Bak, yaptığımın büyük bir hata olduğunu biliyorum. Bunun için de çok üzgünüm. Ne olur gitmeden içimi rahatlatacak bir şeyler söylesen. Hala dostuz değil mi? Ne söylemi bekliyorsun Yakut? Gittin anneme yaranmak için koştura koştura sırrımı yetiştirdin. Ne? Yaranmak mı? Senin yeniden işe alacağını falan mı düşündün? Neydi yani bunun amacı, anlamadım. İnanmıyorum, böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? Bir de açık açık soruyor musun? Niye kızıyorsun ki? Evet soruyorum. O zaman beni hiç tanımamışsın demek ki. Nasıl bu kadar anlayışsız ve acımasız olabilirsin? Bu söylediğin gerçekten... Gerçekten ne? Söyle. Aklındakini içinde tutma, söyle. Belki de ben seni hiç tanıyamamışımdır. Yakut, gittin Elvan'ın yanında kızı ağzından kaçırdın. Anneme öyle. Derine de söyledin mi yoksa? Bak, insanlar hata yapar, tamam mı? Dostları da onları affeder. Senden içtenlikle özür dilemiştim. Birini her hatasını affetmek onu ahlaksız yapar Yakut. Gerçekten fazla oldu ama. Gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Belki de bir daha görüşmesek daha iyi. İyi. Gitmen için bir bahane oldu işte. Git hadi, durma git. Üzgünüm Ceyla Hanım.
üzülme Yakut. Sinem şu an çok sinirli olabilir ama inan bana her şeyi düzelteceğim. Çok mutlu olacağız. Umarım. Sen bana öyle büyük bir iyilik yaptın ki. Sana kocaman bir teşekkür borçluyum. Dile benden ne dilersen. Sadece mutlu olmanızı isterim. Olacağız. Neyse ben gideyim artık. Yakut. Hoşça kal demeden mi gideceksin? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya, kusura bakma ben gerçekten. Sinem seni üzdü yine değil mi? Olsun. Sonuçta o da bir bakıma haklı. Haklı mı? Etrafındaki insanları mutsuz etmeye hakkı yok. Ona önem verdiğini anlaması lazım. Bir gün anlayacak zaten. Senin yerinde olsam onunla arkadaşlık yapmazdım Yakut. Hatta görmek bile istemezdim. Niye ona böyle kızgınsın? O sana bir şey yapmadı ki. Yakut. O seni düşünmüyor. İnan bana. Bir gün haklı olduğumu anlayacaksın. Neyse ben gideyim artık. İyi geceler. Sinem. Girebilir miyim? Hayırdır? Acil bir durum mu var? Ben sadece biraz baş başa konuşuruz diye düşündüm. Ama ben konuşmak istemediğimi söyledim. Neden beni sıkıyorsun ya? Haklısın. Sen dinlen. Ben az önce Yakut'la karşılaştım. Benim yüzümden arkadaşımların bozulmasını istemem. Ayrıca Yakut isteyerek söylemedi. Sen şimdi buraya Yakut'u savunmak için mi geldin? Konuşacağımız şey bu muydu gerçekten? İnanamıyorum ya. Yakut'u bu kadar önemli yapan şey ne Allah aşkına? Yakut kırılır, Yakut incinir. Ne oluyor ya? Hala umurunda değil miyim ben senin? Sinem sen beni yanlış anladın. O zaman derdini doğru düzgün anlat sen de. Sanırım sonra konuşsak daha doğru olacak. İkimizin de dinlenmeye ihtiyacı var. Sonra görüşürüz. Sinem neredesin sen? Niye masanda değilsin? Kağıt bitmişti. Fotokopi odasına kadar gittim. Buradayım yani. Masandan ayrılmayacaksın. Bir şeye ihtiyacın olursa söyle getirsinler. Bütün gün senin yanlış gönderdiğin tekliflerle uğraştım zaten. Tamam. Serap Hanım'a söyle. Odama bir uğrasın. Masanın üzerine kahve döktüm onu temizlesin bir zahmet. Bundan sonra bir işin olduğu zaman lütfen Hakan'dan izin almaya çalışma. Hakan'ın sana izin verme gibi bir yetkisi yok. Zaten bunu çoktan anlamış olman lazımdı. Kusura bakmayın ben düşünemedim. Hı hı. Bir daha olmaz. Eğer başarılı olmak istiyorsan daha disiplinli olman gerekiyor. Zamanla bunları düzelteceğini düşünmüşüm ama görüyorum ki senin umurunda değil. Yok. Umurumda. Eğer umurundaysa lütfen ona göre davran. Bazen seni işe aldığım için hata ettiğimi düşünüyorum. Lütfen böyle düşünmeme engel ol ve işinin gereğini yap. Suzan Hanım. Suzan Hanım sabah oldu. Uyanmayacak mısınız hala? Bakın çay getirdim size. Orada rahat ettiniz galiba. Gece pek uyuyamadım da. Maalesef burada daha fazla kalamazsınız. Mersin'den akrabalarım gelecek. Anladım. Orhan Bey'den ev kaldığını söylemiştiniz. Orada kalamıyor musunuz? Anahtarları Sinem'e vermiştim.
İlahi Suzan Hanım, memlekete çilingir mi yok? Sonuçta tapusu sizde. Hem Sinem de çiftliğe yerleşir artık. Olabilir tabii. Ama Ceyla bir iki güne kadar affeder beni. Merhametlidir, o kıyamaz bana. Sinem'in getirdiği mektubu ona verdiniz mi? Hani şu Mesude'nin yazdığı. Mektup Sinem'de. Kendisi verir artık. Hem ne ilgisi var? Nereden aklına geldi birdenbire mektup? Ne, hiç öylesine aklıma geldi işte. Ceyla okuyunca yumuşar belki. Kızının düzgün bir ailede yetiştiğini anlar. Buraya geldiğinizden kimsenin haberi var mı Suzan Hanım? Kimin olacak ayol? Sen de acayip acayip sorular soruyorsun. Ben bir banyoya gideyim. Ben bulurum. Kibrit kutusu kadar ev zaten. Suzan resmi belgeler için benden nüfus cüzdanı örneklerini istedi. Elbet bir gün bunları isteyecekti. Biz niye bunu düşünemedik? Ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Senin hiç aklın çalışmıyor mu ya? Benim yetimhane bebeği olduğum ortaya çıkacak aptal kadın. Mektupta ne yazıyor? Benim Mesude'nin kızı olarak bu yaşa kadar mutlu mesut hayat sürdüğüm yazmıyor mu? Kahretsin ya, ben ne yapacağım şimdi? Otur şuraya. Bu durumda Suzan ortalarda olduğuna göre biz Ceyla'dan hiçbir şey koparamayız. Derin Bey salonda kahvaltı ediyor Sinem Hanım. İyi, iyi, aferin. Güzel gelmişsin. Bu arada akşama mantı istiyorum ben. Haberin olsun, şimdiden hazırlanmaya başla istersen. Tabii. Ceyla yenge bugün şirkete gelmez herhalde. Hı? Ben de şöyle bir ortalıkta görünür kaçarım. Belki bir şeyler yaparız senin cici kardeşine. Yok. Sağ ol. Siz keyfinize bakın. Senin neyin var ya dünden beri? Yoksa üvey kardeş geldi falan diye mi? Ne alakası var? Neyse kuzen. Bunları daha sonra bilahare irdeleriz. Ben kaçtım. Günaydın. Vay kuzen. Erkencisin bakıyorum. Hı, alışkanlık. Şirkette de çok alışmıştık sana. Sensiz ne yapacağız bilemiyorum. Hadi git de öğren o zaman. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Anladığım kadarıyla hala söylememişsin. O kadar kolay söylenebilecek bir şey değil Sinem. Ama ben daha fazla beklemek istemiyorum. Sorumluluklarına sahip çıkmalısın Derinciğim. En azından şimdilik bir yüzük satmamız gerekiyor mesela. Yoksa annem öğrenebilir. Beni yüzüstü bırakamazsın. Değil mi? Hmm. İstersen hatırlatma için şuradaki fotoğrafları gösterebilirim tekrar sana. Her neyse. Elini çabuk tut. Bir şeyler yap. Thank you.
işini gücünü bırak, hemen bana gel. Suzan burada ama birazdan çıkacak. Çok önemli. Ya, acil bir şey konuşmalıyız seninle. Neymiş acil olarak konuşacağımız şey ki acaba? Telefonda anlatılacak şey değil. Çok önemli Sinem. Bekliyorum. İyi tamam. Günaydın. Günaydın. Rahat uyudun mu? Hı. Bak ne diyeceğim. Bugün ben şirkete gitmeyeceğim. Sen ne istersen onu yapalım. Birlikte güzel bir gün geçirelim ha? Ne dersin? Çok heveslisin bakıyorum. Süper. Ama biliyorsun ki yani seni anne olarak kabul etmem biraz zaman alabilir. Anlıyorum. Zaten çıkacağım birazdan. Bazı işlerim var. Bir şey daha söyleyeceğim. Şirkette bana şöyle güzel bir oda ayırırsan sevinirim. Müdür olmak istiyorum artık. Bunlar bu kadar kolay şeyler değil. Yönetim kurulunun kararı gerekiyor. Ayarlarsın sen işte ya. Bir de bütün eşyalarım evde kaldı ya. Senin gardırobundan takılabilirim herhalde değil mi? Tabii ki ben. Tamam. Ben ayarlarım. Ben çıkıyorum Sabiha. Sağ ol. Yine de evini açtın. Boğaz'daki evinize gidiyorsunuz değil mi Suzan Hanım? Evet. Nerede olduğunuzu sakın kimseye bahsetmeyin. O niyeymiş? Ceyla merak ederse daha kolay affeder sizi. Birdenbire ortadan kaybolmuş gibi yapın. Sabiha, senden son bir iyilik isteyeceğim. Birkaç gün sonra ödemek üzere bana biraz borç para verebilir misin? Para mı? Size. Durumum biraz sıkışık. Kartlarımda bir sorun vardı. İyi ama bende para ne arar? Benden dünyaları aldın. Hepsini harcadım deme bana sakın. Borçlarım vardı. Sonra bir arsa aldım yatırımlık. Bitti yani. Peki. Tamam. Daha ne kadar saklayacaktık ki? Bir gün ortaya çıkmayacak mıydı zaten? Üzülme. Sinem zamanla affeder seni. Öyle de işine karışmaya hakkım yoktu. Umarım mutlu olurlar. Ya baksana. Hı? Sinem'in babası kimdi acaba? Ceyla Hanım bu konu hakkında bir şey söyledi mi sana? Yok söylemedi. Ama Sinem'e söyler mutlaka. Ay, biz de öğrensek keşke. Çok merak ediyorum. Nasıl biriydi acaba? Sarışın olmadığı kesin de. Öyle şeyler hiç belli olmaz. Çekinik genlenen bir şey var. Ben babama hiç benzemem mesela. Orası da doğru. Kızımı buldum diye artık seni sevmeyeceğim mi düşünüyorsun? Hayır, olur mu öyle şey? Olmaz tabii. Sen benim evladımsın. Seni ben büyüttüm, ben yetiştirdim.
akıllı, huyu suyu düzgün, mükemmel bir genç oluşunu izledim. Seni ne kadar sevdiğimi tahmin bile edemezsin. Biliyorum Ceyda abla. Ben de seni çok seviyorum. Keşke Sinem'i de ben yetiştirmiş olsaydım. O kadar hırçın ki. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kim bilir kimler büyüttü. Kim bilir. Ama kısa sürede birbirinize alışacağınızdan eminim. Hem Sinem de sakinleşecektir. Asıl geçmişe değil, geleceğe bakmamız lazım. Haklısın. Öyle olur tabii. Efendim Suzan teyze. Derincim, senin yardımına ihtiyacım var. Başka kimseden yardım isteyebilecek durumda değilim. Ne yapabilirim? Ceyla'ya belli etmeden benim birkaç parça eşyamı getirebilir misin? Macide bir çanta hazırlayacak. Tabii ki, neredesin? Orhan amcanın Boğaz'daki evini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sinem'in evi diye bir kere gelmiştim. Birazdan çıkıp gelirim. Teşekkür ederim canım. Sen de olmasan ne yaparım bilmiyorum. Şey değil bunlar. Geç. Tam da masaya oturuyordum. Aç mısın? İstemez. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. İşim var benim. Çok meşhursun galiba. Çiftliğe yerleşiyorum. Eve gidip eşyalarımı toparlayacağım. Söyle ne söyleyeceksin hadi. Bir gün her şey ortaya çıkacak biliyorsun değil mi? Ceyla senin yetimhane kızı olduğunu öğrenecek. Fazla vaktin yok. Kısa sürede ne koparacaksan koparman lazım. Yoksa ikimiz de havamızı alırız. Hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Bunun için mi çağırdın beni buraya? Aslında bir şey daha var. Şöyle bir düşündüm de... Ceyla senin o malum mektubunu ve Mesude'yi öğrenmezse işler değişebilir. Sonsuza dek Ceyla'nın kızı olarak kalabilirsin. Bunu sen de biliyorsun değil mi? Ne demeye çalışıyorsun? Bak kızım, Suzan şu anda sana verdiği Boğaz'daki eve gitti. Eğer orada başına bir kaza gelir de ölü verirse servete konarız. Ceylan'ın da her şeyi senin olur. Pis katil ruhlu kadın. Sen neden bahsediyorsun ya? Bana dünyaları verseler ben kimseyi öldürmem, tamam mı? Seni bile. Buraya gel. Beraberce eve gideriz. Konuşurken birden ayağa kayar. Başını da bir yere çarpar. Kimse bizden şüphelenmez. İğrenç bir insansın sen. Allah kahretsin seni. Sen ne kendini sanıyorsun ha? Sütten çıkmış ak kaşık mı? Gidin, sakın bana dokunma. Thank you.
Efendim? Ha, merhaba Namık Bey. Biz mi buldunuz yoksa? Ya bu çok güzel bir haber. Ha, şifreli demek. 9 basamaklı mı? Ama bunu bulmamıza imkan yok. Başka bir yolu olmalı. Anladım. Peki, peki, teşekkürler. İyi günler. Alo Hakan. Şimdi Namık Bey'le konuştum. Bazı uzmanlardan yardım almış. Paranın izini bulmuşlar. Yabancı bir bankadaymış. Hemen sevinme öyle. Biri 4, diğeri 5 basamaklı 2 şifreden oluşuyor. Ve şifreyi bulamazsak parayı almamız mümkün değil. Hemen buraya gel. Vakit kaybetmememiz lazım. Bekliyorum. 9 basamaklı ne olabilir ki? Derincim, canım benim. Senden başka beni düşünen kimse yok. Önemli değil anneanneciğim. Annem seninle benim görüşmemi yasaklayamaz. Ceyla bana düşman oldu. Benim artık hiç kimsem yok. Öyle deme. Zamanla barışırsınız yine. İnsan annesine ne kadar küs kalabilir ki? Bunu bırakıp hemen gitmeyeceksin değil mi? Yok. Hadi gel biraz oturalım. Evde neler oluyor anlat bana. Ceyla ile Sinem nasıl? Aslında benim de sizinle biraz konuşmaya ihtiyacım var. İyi. Hadi gel. Hu! Komşu! Kapın açık kalmış. Komşu! Sabiha Hanım! Sabiha! Almanı istiyorum anneanne. Nereden çıktı şimdi bu? Ne olur itiraz etme. Ceyla annemin hesaplarını kapattığını biliyorum. Uzun süre idare eder seni. Şu halime bak. Küçücük çocuktan para alıyorum. Derin. Sen benim tek torunumsun biliyorsun değil mi? Hı. Allah biliyor ya. O torunum olacak kızı hiç sevemedim bir türlü. Hiç ısınamadım. Sen de mi? Tuhaf biri. Alışırız herhalde. Bütün bu olup bitenden sen de çok etkilendin değil mi? Bugüne kadar seni hiç bu kadar üzgün görmemiştim. Canım sıkkın biraz. Derin, sen hiç üzülme. Ceyla sana olan sevgisini hiçbir şeyle değişmez. Kızıyla bile. Tabii o kızın bir de Sinem olduğunu düşünürsek. Küçük cadı. Beni Ceyla'nın karşısında ne duruma düşürdü. Farkında mısın bilmiyorum ama hayatımıza girdiği andan itibaren felaketler birbirini kovalıyor. Haklısın. O felaketlerden ben de aldım nasibimi. Nasıl yani? Senden de mi para sızdırmaya çalıştı? Para mı? Yo, öyle bir şey değil. Anlatsana çocuğum, ne yaptı sana? Nasıl anlatayım ki bilmiyorum. Ama gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Neyi hatırlamıyorsun? Bir gece konuşmaya ihtiyacı vardı. Ağlıyordu. Birlikte kahve içtik. Sonra uyku bastırdı. Esnemeye başladım. Gitmek istedim ama
kalmam için ısrar etti. Sonra sabah uyandığımda birlikte yataktaydık. Aman çocuğum, sen ne yaptın ya? Yemin ederim hatırlamıyorum. Zorlamışım onu. Yok evleniriz demişim. Şimdi de herkese her şeyi anlatmakla tehdit ediyor. Yüzük takmak zorundaymışım. Ondan hoşlanmıyorum bile. Eyvahlar olsun. Nasıl ayarttı seni bu böyle? Onu boş ver. Asıl Hakan duyarsa mahvolurum. Ömrümün sonuna kadar konuşmaz benimle. Derin, sen şimdi sakin ol. Sakın aceleyle bir şeyler yapma. Onu birazcık oyalamaya bak. Şimdi parayı buldu ya, senden vazgeçer belki de. Peki, hatırlamıyorsan doğru olduğunu nereden biliyorsun? Gösterdi. Cep telefonunda fotoğraflarımız var. Orhan abinin şifre olarak kullanabileceği her şeyi tek tek denememiz lazım. Bilhassa da özel günler, ne bileyim, doğum günleri, isimler. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Doğum günleri 8 basamak Ceyla yenge. Başka bir şey bulmamız lazım. Oh! Nasıl bulacağız biz bu şifreyi? Benderli. 8. Derin Öçel. 10. O ne diyor? Olmaz. Aslında şifre kıran programlar var. Onlardan bulsak? Namık Bey de aynı şeyi söyledi ama böyle bir şifreyi kırmak için belki de 20 sene gerekebilirmiş. Yuh. Ya. Bir şey daha söyledi. Ne? Şirketi küçültmemiz gerekebilir Hakan. Eğer bu parayı kasaya tekrar koyamazsak belki de çiftliği bile satmamız gerekebilir. Bir liste hazırladım. Önce kuru gıdayı elden çıkarmamız gerekiyor. Sonra da bağların bir kısmını belki de. Ne diyorsun ya? Tam da kızını bulmuştun, şansa bak. Hakikaten Sinem nerede bu arada? Sinem bana karşı çok mesafeli Hakan. İşi vardı çıktı, henüz dönmedi. Galiba beni hiç sevmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Sinem Hanım geldi Ceyla Hanım. Geldiğinde haber vermemi istemiştiniz. Geliyorum Macide. Gelmiş. Sonra konuşuruz. Sen de aklına gelen şeyleri tek tek dene. Ne diyeyim? Sinem, hoş geldin kızım. Halledebildin mi işlerini? Sinem, bana niye bu kadar katı davranıyorsun? Ben artık burada kalmamaya karar verdim. Hakkım olan parayı istiyorum. Ayrıca bir eve, bir araba. Sonra çekip gideceğim buradan zaten. Tabii, hakkın olan parayı elbette alacaksın ama lütfen bana biraz izin ver. Bunca zaman sonra seni bulmuşken kaybedemem. İzin ver de birbirimizi tanıyalım. Farkında değilsin galiba. Ben seni uzun zamandan beri gözlüyorum zaten. Zaman bizim yaralarımızı saramaz. Üzgünüm. Sinem, böyle konuşma. Anlatmama bile izin vermiyorsun. Bir oturalım, konuşalım. Birbirimize anlatacak bir sürü şeyimiz vardır. Ne anlatacağız birbirimize? Beni nasıl sokağa attığını dinleyecek değilim herhalde, değil mi? Umurumda değil. Ayrıca benim neler yaşadığım da seni hiç ilgilendirmiyor. Kaldı ki bu saçma ve samimiyetsiz sevgi gösterilerinden de hiç hoşlanmıyorum. Ben kötü davranılmaya ve hor görülmeye alışkınım. Sayende. Sana çok teşekkür ederim. Thank you.
Efendim Şenizciğim. Ay bilemiyorum. Hiç havamda değilim ama yine de. Tabii. Kaybettiklerimi geri almam lazım. Dur bakalım. Bir hazırlanayım da. Görüşürüz canım. Ay bu ne böyle? Şu kızın rujlarına bir bakayım. Ay bu çok koyu. Ne yapı ki bu böyle? Bir gece konuşmaya ihtiyacı vardı. Ağlıyordu. Birlikte kahve içtik. Sonra birden uyku bastırdı. Esnemeye başladım. Gitmek istedim ama kalmam için ısrar etti. Sonra sabah uyandığımda birlikte yataktaydık. Yemin ederim hatırlamıyorum. Vay vay vay. Seni küçük sinsi cadı. Uyku hapı ha? Bak görüyor musun? Derin hala aramadı. Bizden bile uzaklaştı. Garip bir mesafe koydu aramıza. Belki hala şoktadır. Kolay değil. Aniden Sinem'in kardeşi olduğunu öğrendi. Üvey de olsa kardeş kardeştir. Biliyor musun? Sinem'den hiç hoşlanmıyor. Yerinde olsam onunla görüşmeye devam etmezdim dedi. Tabii Sinem Hanım'ın gel gitli hallerine alışık değil. Evet. Neyse yarın aramazsa ben ararım artık. Kim ki bu saatte? Ceyla Hanım. Merhaba ben. Gelsinize. Merhaba Yakut. Kusura bakma habersiz geldim ama müsait miydin? Ha, tabii ki buyurun lütfen. Ceyla Hanım. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın ne olur buyurun. Ben böyle sizi görünce şaşırdım. Buyurun lütfen. Hadi koşun. Seni küçük düzenbaz. Benimle baş edebileceğini mi sandın? Kim bilir başka ne numaraların var senin. Sakladın demek. Kendini zeki sanıyorsun değil mi? Ama benimle baş edemezsin. Torunum olsan bile derine bu yaptıklarına göz yummam. Size ne ikram edeyim? Çay kahve? Hiçbir şey istemem Yakut. Çok sağ ol. Aslında ben buraya Sinem'le ilgili konuşabilir miyiz diye geldim. Ona nasıl yaklaşacağımı bilemiyorum. Benden o kadar çok nefret ediyor ki. Ona yakınlaşmak istiyorum. Saçlarını okşamak. Kokusunu içime çekmek istiyorum. Ama izin vermiyor. Annem onu elimden zorla aldı. O kadar küçüktüm ki engel olamadım. Mahsur yoksa babası kimdi? Yani nerede şimdi o? Aslına bakarsan ben de bilmiyorum nerede olduğunu. Ona o kadar aşıktım ki
Onu gördüğüm zaman kalbim duracak sanırdım. Bir daha hiç ayrılmayacağız dedi. Ama yaz bitti. O da gitti. Bir daha onun yüzünü görmedim. Çok güzel gözleri vardı. Simsiyah saçları. Keşke bunları Sinem'e de anlatabilsem. Olur bana yardım edin. Onu herkesten iyi siz tanıyorsunuz. Onu nasıl yumuşatabilirim? Aslında Sinem çok hassastır. Ama pek belli etmez. Eğer bir şeye kızdıysa... Keçi gibi inatçıdır. Zamanla sizi affedeceğinden eminim. Ne de olsa onun da bir anne şefkatine ihtiyacı var. Ama hiç affetmeyecekmiş gibi davranıyor. Biraz sabırlı olun Ceyla Hanım. O da çok zor günler geçirdi. Yetimhane hayatı o kadar kolay değil. Üstelik çocukluğu boyunca bir kişi bile ziyaretine gitmemiş. Hatta bir defasında evlat edinilmiş ama bir ay sonra geri getirmişler. Düşünebiliyor musunuz? Çok zor şeyler bunlar. Yetimhane mi? Ne yetimhanesi? Elvan, bizim bu konuya karışmamamız lazım. Hayır hayır. Yetimhane olamaz. Annem onun yıllarca evlat hasreti çekmiş bir aileye verildiğini söyledi. Öyle ama sonrasında bebekken de yetimhaneye verilmiş galiba. Ama olamaz. Annem yıllarca bana hayatı boyunca sevgiyle büyütüleceğini, onu çok seveceklerini söyleyip beni avutup durdu. Benim bebeğimi yetimhaneye bırakmışlar. Ben yıllarca ona hasretken, onu aramadığım yer kalmamışken, o yetimhanede. Ceyla Hanım, isterseniz yüzünüzü yıkayalım, kendinize gelirsiniz. Bunlar artık geçmişte kaldı. Artık üzmeyin kendinizi. İnanamıyorum. Sen benim anne gelir misin? Size kaç kere söylemedim o yetimhane lafını ağzınıza almayacaksınız diye. Neden söylüyorsun kadına yetimhaneyi? O da çok oluyor ama. Ya niye bu kapris ya? Herkesin gerçekleri bilmeye hakkı var. Hem Sinem'in neler çektiğini bilirse ne hissettiğini anlar belki. Ha, görmüyor musun ne kadar üzüldü kadın? Ne yapayım? Benim yüzümden mi? İyi, aferin. Hadi ayıp olacak ya. Bak, annemin, babamın, benim doğum günlerimiz, 52 yıl dönümleri, tuttuğu takım, sevdiği yemekler. Abi yüzlerce şey denedik ve hiçbir şifre değil ya. Of. Bunu bulmamız imkansız oğlum. Derdin biri bitiyor, biri başlıyor. Stres yapma hemen, sakin ol. Bak, benim annem yıllardır aldatıldığını öğrenip evi terk etmiş durumda. Ben stres yapıyor muyum? Yapmıyorum. Yapabilirim. Ama yapmıyorum. Tamam, sana da yeni bir cici kardeş gelmiş olabilir ama zamanla alışacağız yani. Cici kardeş deyip durma şuna. Zaten delirmek üzereyim. Ne oluyor? Yok bir şey. Sinem de aynı senin gibi ha. Annesine kavuştuğu için sevineceğine, içeride kendini odaya kapatmış böyle sinir içinde dolanıyor. Çelengeyi mi paylaşamıyorsunuz? Nedir mesela? Kuzen, benim sana söylemem gereken bir şey var. Kötü bir şey mi? Böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Gerçekten kendimde değildim. Duyunca benden nefret edeceksin. Korkutmasana oğlum adamı. Söyledin. Nedir yani?
Sinem'e gittiğimiz günü hatırlıyorsun değil mi? Evet. O gece senden ayrıldıktan sonra Yakut'u bıraktım. Telefonumu unuttuğumu fark ettim. Aynı taksiyle Sinem'e gittim. Ağlıyordu. İçeri girdim. Biraz konuşmak istedim. Birlikte bir kahve içtik. Evet. Daha sonrasını hatırlamıyorum. İnan ki hiçbir şey bilmiyorum. İnan bana Hakan. Uyku bastırdı. Sinem de orada kalmam için ısrar etti. Aranızda bir şey mi geçti? Uyandığımda yan yanaydık. Yatakta. Gerçekten yaptın mı bunu derin? Bilmiyorum dedim ya, hatırlamıyorum. Şimdi de yüzük takmam için sıkıştırıyor beni. Ondan hoşlandığımı biliyordun. Allah kahretsin lan seni. Nasıl yaparsın lan bunu bana? Ha? Bunu nasıl yaparsın lan bana? Sen benim kuzenimsin lan. Kardeşim kadar yakınsın lan bana. Ondan hoşlandım bile bile nasıl yaparsın lan bunu bana? Ha? Keşke sana verebilecek bir cevabım olsa. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. O gün bana bir şey oldu ama ben de bilmiyorum ne olduğunu. Bundan sonra benim için yoksun sen. Anladın mı? Yoksun. Bitti. Bundan sonra benim Derin diye bir kuzenim yok. Bu kadar. Yalanlarına, bütün oyunlarına rağmen seni olduğun gibi kabullendim. Sevdim seni. Söylesene Sinem, neden yetemedim ben sana? Bunun seninle bir ilgisi yok ki. Sadece Derin istedim, o kadar. Ama senden hoşlanmıyor bile. Sana değer veren biri varken neden illa? Çünkü onu kırmızı arabasında gördüğümde bir prens gibi görünüyordu. Ve ben ondan çok etkilendim. Ve bu hiç aklımdan çıkmıyor. Başından beri istediğim oydu. Sen yoktun. İkinizi de bir daha görmek istemiyorum. Bir gün beni bağışladığını duymak için her şeyimi verirdim. Ama asıl ben kendimi bağışlayabilecek miyim bunu bilmiyorum. Ceyla Hanım bakın,
Sinem sizi kabullenmiş olmasaydı şu anda çiftlikte kalmazdı. Evet, bence de hiçbir sebep yok. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Elbette. Bakın, Sinem çok gururludur. Çok da inatçı. Eğer sizden nefret ediyor olsaydı, aklına gelen her şeyi söylerdi. Sonra da arkasına bakmadan çeker giderdi. Kesinlikle. Belki hemen değil. Ama bir gün mutlaka size anne diyecek. Çünkü ömür boyunca bunun özlemini çekti. Siz de birbirinizi daha yakından tanıyınca onun ne kadar hassas olduğunu göreceksiniz. Teşekkür ederim Yakut. İyi ki varsın. İyi ki Sinem'in hayatındasınız. Bu kadar iyi arkadaşları olduğu için ondan da çok mutluyum. Ne oluyor? Odadan çıkmayıp kendine ceza mı veriyorsun? Hakan öğrendi Sinem. Farkındayım. Ve bana saçma sapan bir sorumluluk yükledi sanki. Ona söz vermişim gibi. O seni seviyordu. Ben buraya Hakan'ı konuşmaya gelmedim derim. Anneme ne zaman söyleyeceksin? Neden sen söylemiyorsun? Benim için fark etmez. Ama sanırım önce yüzükleri almamız gerekiyor. Sinem. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Nasıl istersen. Benimle gelir misin? Hayırdır? Ne bir olay mı var yoksa? Yok, bir şey olduğundan değil de içimde bir sıkıntı var. Dün geceden beri huzursuzum. Nedenini bilmiyorum. Ceyla Hanım'ın haline üzüldün ya. Ondandır. Bir de derin de merak ettim. Aradım yine açmadı. Galiba bayağı morali bozuk. Yanında olmak istiyorum. Vay vay vay. Bu ne ilgi alaka böyle? Ya öyle bir şey yok. Ben sadece dostça bir şey hissediyorum ona. O olsa mutlaka yanımda olurdu. Ayrıca bir de Sinem'e şu yetimhane meselesini söylememiz gerekiyor. Ya bizimle görüşmek istemezse? Seninle hala barışmış değil. Ayrıca yetimhaneyi söylediğim için beni bir kaşık suda boğar herhalde. Olabilir. Ama bizden başka arkadaşı yok. Ve şu anda duygusal olarak çökmüş durumda. Onu bu şekilde yalnız bırakamayız. Haklısın. Ya gidip hazırlanalım bari. Git. Efendim. Günaydın Ceyla Hanım. Günaydın Macide. Ne oldu Macide? Suzan Hanım geldi salonda. Almayın demiştiniz ama. Ne işi var onun burada? Senin ne işin var burada? Hala hangi yüze geliyorsun? Ceyla lütfen sakin ol. Olay çıkarma. Derini görüp hemen gideceğim. Ona söylemem gereken çok önemli bir şey var. Bana çocuğumu yıllarca evlat hasreti çekmiş bir ailenin yanında büyüyeceğini söyledin. Ve ben de sana yıllarca inandım.
Onu yetimhaneye bırakmışlar, biliyor muydun? Tek bir ziyaretçisi bile olmamış. Sakin ol lütfen. Bu dediklerin söz konusu bile olamaz. Bunu sana ispat edebilirim. Nasıl olacakmış o? Yeni yalanlar söyleyerek mi? İşte kanıt. Bunu o kadın yazmış. Sinem'in annesi. Oku da kendin gör. Ceyla Hanım, siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Ama ben sizi uzun yıllardır aklımda ve kalbimde taşıdım. Yıllar önce anneniz sayesinde umudumu kesmiş olduğum bir mucizeyi kucaklama şansı buldum. Bir günah gibi gizlemek istediğiniz sırrınız benim en kıymetli hazinem oldu. Fakat bu hazine bana sonsuz bir mutluluğun yanı sıra korkuyu da getirmişti. Onu bir başkasıyla paylaşmam, hatta onu tamamıyla kaybetme korkusuyla tekrar tekrar taşınıp yer değiştirdik. Bir gün pişman olur da onu bizden geri almak istersiniz diye. Meğer korkularımızdan kaçamıyormuşuz. Eğer zaman zaman onu düşünüp burukluk yaşadıysanız da bilmenizi isterim ki rahmetli eşimle birlikte ona gözümüz gibi baktık. Onun mutlu bir çocukluk geçirdiğini öğrenmek sizi teselli eder mi bilmem ama eğer isterseniz bundan sonraki yıllarını nasıl geçireceğini kendi gözlerinizle görebileceksiniz. Bu mektubu size ulaştıracak kişi sizin öz kızınızdır Ceyla Hanım. Ama bu nasıl olur? Arkadaşları bana onun yetimhanede büyüdüğünü söylediler. Niye yalan söylesinler ki? Hakan, Derin uyandı mı? Umurumda değil. Ben gidip bir Derin'e bakayım. Suzan teyzeyle barıştınız mı siz? Ceyda yenge bir şey mi oldu? Sinem'in arkadaşları bana onun yetimhanede büyüdüğünü söyledi. Ama yanında getirdiği mektupta bambaşka şeyler yazıyor. Nasıl yani? Başkasının mektubunu mu almış? Yo. Yani bunu hiç düşünmemiştim. Ama başkasının mektubu olması mümkün değil çünkü DNA testi var. Peki mektubu sana Sinem mi verdi? Hayır hayır, annem getirdi. Herhalde bugüne kadar benden saklamış olmalılar. İlginç. Anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Ceyla Hanım, kızınızın arkadaşları geldi. Gelin kızlar. Gelin, hoş geldiniz. Oturun. Merhaba. Ben de sizinle konuşmak istiyordum. Dün bana neden Sinem'in yetimhanede büyüdüğünü söylediniz? Çünkü doğru da ondan. Böyle şeyin şakası olmaz. Biliyorsunuz değil mi? Tabii biliyoruz. Çocuk muyuz biz? Ortada bir mektup var. Onu büyüten kadın yazmış. Gözü gibi baktığını söylüyor. Bunu Sinem'e sordunuz mu? Sormak için sabırsızlanıyorum ama uyuyor. Rahatsız etmek istemedim. Thank you.
Pelincim, bunun içindeki ilacı Sinem'in evinde aynanın önündeki küçük bir kutunun içinde buldum. Bunu kahvene attığına iddiaya girerim. İnanmıyorum. Nasıl bir kız böyle? Bu korkunç bir tuzak. Ceyla ablamı uyarmalıyım. Onun nasıl bir kız olduğunu anlatmalıyım. Hakan da işin aslında öğrenmeli. Asıl önce onu bulsam iyi olacak. Vallahi işin doğrusu başka birinin yerine geçmiş gibi görünüyor. Değil mi? Ben şu mektuba bakabilir miyim? Tabii. Annemin yazısına benziyor. Mesude mi? Rakuten misin? Ama bu imkansız. Annem. Annem yazmış. Kızlar ne oluyor? Ceyla Hanım. Ceyla Hanım. Mesude Yakut'un annesi. Yani sizin kızınız Sinem değil. Yakut. Bu cadı hepinizi kandırmış mı yani? Ama DNA testi. Aman Tanrım. Şimdi ben ona gidip hesap sormaz mıyım? Saçını başını yolmaz mıyım? Sen dur Suzan teyze. Ben onu buraya getireceğim. Hepimize hesap verecek. Sen misin? Kuzen bana da oyun oynamış. Kahveme uyku ilacı koymuş. Merak etmeyin. Hepinizin yüzüne bakacak cesaretim var. Kaçıp gidebilirdim. Ama gitmedim. Bana istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Ne de olsa ölmesi için sokağa atılmış bir günah tohumuyum ben. Nasıl bu kadar vicdansız olabildin? Ben mi? Niye? Zaten başından biteceği belli olan bir oyunu biraz oynadım değil mi? Bebeğini sokağa atmaktan daha kötü bir şey mi yaptın? Benim kime ne zararım dokundu? O çok kıymetli duygularınız mı incindi? Ben bunları hak etmemiştim. Haklısın. Ketim, seni üzmek istemezdim. Ama bak zaten yine sen kazandın. Her zamanki gibi. Bir annem vardı. Şimdi bir annen daha oldu. Karşılıksız sevilmenin nasıl bir şey olduğunu bilmek isterdim. Senin gibi. Sadece elime bir fırsat geçti. Ama masalcım. Senden özür dilerim Yakut. Gerçekten. Seni affetmiyorum Sinem. Bu kez değil. Ben demiştim ki insanlar hata yaparlar. Dostları da onları affeder. Hatırlıyorum. Ama senin ne dediğini de hatırlıyorum. Birini her hatasında affetmek onu ahlaksız yapar. Thank you.
Mahinur Benderli'yi arıyoruz. Burada mı? Evet, onun evi. Buyurun. Mahinur Benderli siz misiniz? Hayır, kendisi Eldim olur. Ama şu an evde yok. Ne oldu? Sorun nedir? Şüpheli bir ölümle ilgili ifadesine başvurmamız gerekiyor. Ölüm mü? Anlamadım. Bunu olay yerinde bulduk. Özel yapım. 2 sene önce Orhan Benderli tarafından sipariş verilmiş. Bunu daha önceden görmüş müydünüz? Annemin yüzüğü. Annenizin mi? Annem içeride. Ona sorabilirsiniz. Kim ölmüş? Emekli bir eve hemşire. Sabıkalı biri. Buyurun. Yine ne oluyor ya? Anne. Zümrüt yüzüğünün bir ebe hemşirenin evinde ne işi var? Ne? Anne cevap versene. Yoksa bebeğin verdiğin kadının evi mi o? Bu yüzük sizin mi? Evet. Ama ben onu sattım. Satalı da çok oldu. İçinde de Orhan'la tanıştığımız tarih yazıyor. 1991 Hisar. 1991 Hisar. Nerede sattınız? Ya da kime? Hatırlıyorsunuzdur umarım. Ben... Bir cevabınız yok mu? Bu sabah neredeydiniz peki en son olarak? Ben şeydeydim. Siz böyle birdenbire sorunca hatırlayamadım şu anda. Sizi cinayet şüphesiyle tutuklamak zorundayız. Lütfen zorluk çıkarmayın. Hayır, asla. Ben kimseyi öldürmedim. Bunu emniyette anlatırsınız. Beyefendi, bakın. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben karıncayı bile incitmem. Lütfen beni bırakın. Ceyla, Derin, bir şey yapın. Ceyla. Avukatı göndereceğim anne. Beni yalnız bırakmayın, ne olur. Evet, bebeği verdiğim ebe o. Beni o buldu. Bana şantaj yapıyordu. İnan ben hiçbir şey yapmadım. Yüzüğü de o yüzden verdim. Eminim o küçük cadının parmağı var bu işte de. Ceyla, inan bana ben hiçbir şey yapmadım. Tamam, avukatla beraber geleceğim. Neler oldu? Seni benden çalan Ebe'yle görüşüyormuş. Yakut, annemin hataları yüzünden beni yargılama, olur mu? Celengi, şifreyi buldum. Yüzükteki yazıymış. Babam parayı bazı hisselere yatırmış ve şu anda hesapta tam 30 milyon var. 30 milyon. İyi. Kurtulduk yani. Ne o? Önüne atlayacak yeni bir araba mı bakıyorsun? Olabilir. Yeni bir başlangıç olur peki. Geçen gün bir söz okudum. Çok güzeldi. Kötülük
Ancak tekrar edildiğinde kötülüktür. Diyordum. Benim için hala yeterince kötü değilsin yani. Tekrar etmeyeceğimi nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Artık o senin tercihin olacak. Ne isterdim biliyor musun? Keşke o gün karşıma çıkan kişi sen olsaydın. Derinden önce seni görmüş olsaydım. Senin arabanın önüne atlamış olsaydım. Bana ilaç içir buyutsaydın falan. Bugün yeni bir gün Sinem. O sayfa kapandı. Ve bugün ilk defa beni gördün işte. Ben de seni. Kalan ömrümüzün ilk gününde. Kalan ömrümüzün ilk gününde. Nasıl? Sevdim. Evlen benimle. Hürsün prenses. İzin ver de sana karşılıksız sevilmenin ne demek olduğunu öğreteyim. Suzan teyze gizli saklı bir sürü iş çevirmiş olabilir ama birini öldürmüş olamaz. Gerçek mutlaka ortaya çıkacaktır. Sana haklısın demeyi çok isterdim Derin ama ben artık neye inanacağımı şaşırdım. Sonuçta yıllardır kızımı görmeme engel olan biri o. Aslında böylesi daha iyi olmuş. Eğer beni bulmuş olsaydınız annemden ayrılmak zorunda kalacak. Biz çok yakındık. Birbirimizi hep hissederdik. Kötü bir şey olsa beni hemen arardı. İçine doğardı. Sizi üzmek istemem. Ama benim gerçek annem oydu. Böyle bir şey nasıl üzülebilirim Yakut? Seni seven bir anne babayla büyümüş olman yıllardır tek teselli. Ayrıca sana baktıkça onların ne kadar mükemmel insanlar olduklarını görüyorum. Son nefesinde bile beni düşünmüş. Sizi bulmamı istemiş. Şey, ben gideyim artık. Ben de geleyim. Gelmene gerek yok Yakut. Ben kendim giderim. Sonra görüşürüz. Hem siz rahat rahat konuşun. Elvan. Ben bırakırım seni. Tamam. Ama ben... Bay bay. Görüşürüz Elvan. Doğduğun zaman geldi aklıma. Böyle minicik parmakların ellerim vardı. Annem seni benden alana kadar...
Gözümü bir kez olsun üzerinden ayırmadım. Büyüyünce nasıl bir kız olacağını hayal ederdim hep. Saçlarını, gözlerini, gülüşünü. Ama sana doyamadan. Sinem'e hep olanları anlattığınızda sizi affedeceğini söylemiştim. İnsan bazen olacakları engelleyemiyor. Size kolaylıkla anne diyemem. Ama alışmaya çalışacağım. Sana sarılabilir miyim Yakut?